Merhaba. Merhaba. Hafta sonu geziye gelmedin. Acayip eğlendim. Ben gelemedim. Hafta sonları çalışıyorum biliyorsun. Zaten sana ne zaman eğlence var desek sen hep çalışıyorsun. Ne yapalım, mecburen. Aa, ders mi vereceksin? Aslında veriyorum da 2-3 öğrenciye veriyorum. Daha fazlası gerekiyor. Bu ilanlardan bana da ver. Bizim kulübün panosuna sarın. Oradan da müşteri çıkar. Öğrenci. Ay tamam işte, öğrenci. Saatine kaç lira alıyorsun? 25. Ne diyorsun? O kadar olur mu? Çok mu? Çok az. Bence en az 3 müslüm istemen lazım. Hadi canım sen de. Fiyatı yüksek tutacaksın ki senin farklı olduğunu düşünsünler. Da benden sana ekonomi dersi. Ama doğru değil ki bu. Ben bizim kulüpte senin reklamını yapacaksam sen de bu parayı isteyeceksin. Oradaki herkesin gelir seviyesi yüksek. Düşünmeden verirler o parayı. Ama ben hakkım olandan daha fazlasını alamam. Adil değil bu. Ah Güney, büyük düşün biraz. Sen para kazanmak istemiyor musun? İstiyorum tabii ki ama... O zaman adil olmayacaksın. Bu da sana sinirler dersin. Sporla aran nasıl? Yürüyüş dışında bir şeyle ilgilenmiyorum maalesef. Niye sordun ki? İstersen sana kulüpte de iş ayarlayabilirim. Golf kulübünde ne yapabilirim ki ben? Kedi olursun. Ne olurum? Bağışlardan iyi para kazanırsın. Doğru söylüyorum bak. Hem paradan da önemlisi iş adamlarıyla yakınlık kurarsın. İş görüşmelerinin çoğunu golf oynarken yapıyorlar. Hem kulak dolgunluğu olur sana, hem de cep şişkinliği. Gerçekten Güney, zaman zaman en yakınlarındaki adam olursun. Bu senin durumundaki bir öğrenci için bence çok önemli bir şey. Olabilir aslında. Senden boşuna umutlanmıyorum ben. Gelecek vaat ediyorsun. O zaman dersten sonra birlikte kulübe gideriz. Babam da orada. Hem onunla da tanışmış oluruz. Tamam. Hadi dersin başlamasına az kaldı. Gidelim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.